Hepinize merhaba. Bugün 103. kez yakın takipten sizlere merhaba diyorum. Bugün Musul başlıklı olmak üzere bu Başika kampı meselesi ve aynı zamanda hem Irak Suriye'yi bir genel fotoğraf olarak size yansıtmayı planladık. 103. yakın takipte. Bugün tabii özellikle basında yer alan haberlerin aksine bu Musul operasyonunun başka aktörleri ve başka anlamları da var. Her ne kadar ülkeler burada belli kaygıları dile getirse de bu özellikle Irak Merkezi Hükümeti'nin Türkiye'ye yönelik çıkışının arkasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran olduğunu bölgedeki kaynaklardan da öğrenebiliyoruz. Daha önce de özellikle Irak Merkezi Hükümeti'nin böyle zamanlarda gerek Amerika'nın baskısıyla gerek de İran'ın baskısıyla Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri varlığına yönelik çeşitli tonlarda itirazlar, çekişmeler yaşadıklarını, itiraz ettiklerini ve bir anlamda da karşı koymaya çalıştıklarını dillendirseler de belli bir süre sonra bunların unutulup gittiğini de biliyoruz. Bu sefer tabii biraz daha tonların sert olması, karşılıklı açıklamaların sert olmasının sebebinin altında bir Musul meselesi var. Musul tabii gözüktüğü gibi sadece nüfusuyla, demografik yapısıyla önemli bir şehir değil. Aynı zamanda hem yer üstünde hem de yer altındaki kaynaklarıyla bütün ülkelerin iştahını kabartan ve özellikle IŞİD sonrası planlamalarda ve pazarlıklarda masanın üzerine konan bir iki dosyadan bir tanesi Irak'ta. Musul meselesinin böyle bir ehemmiyeti var bütün ülkeler için. Aynı zamanda tabii bu IŞİD sonrası yapılan planlamalar olsa da IŞİD'in burayı kolay kolay bırakmayacağını da biliyoruz. Ama burada özellikle bu demografik yapının özellikle IŞİD'in boşalttığı yerlerde hem Suriye'de hem de Irak'ta demografik yapının orijinalinden farklılaştırılarak göç politikalarının izlendiği ve aynı zamanda burada yerleşik olan nüfusun da başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını da biliyoruz. Burada temelde Musul operasyonu ile ilgili Türkiye'nin, Ankara'nın iki çekincesinden bir tanesi ki bizim de bölgeyi takip eden insanlar olarak bu anlamda kaygılarını paylaşmaktayız. Burada özellikle Musul operasyonunun daha önceki ABD liderliğinde yapılan operasyonlara benzemesi, çünkü 2003 yılından beri Irak'ı işgal eden bir ülke Amerika Birleşik Devletleri ve bu noktada pervasız, plansız, programsız bir şekilde Musul operasyonunun düzenlenmesi demek, bölgedeki yapılarla ters düşecek yapıların, yani Sünni bir kentin yönetimine Şii ministerin kontrolünün sağlanması ya da bu konuda sözler verilip son dakika onların eklemlenmesi, bölgede çok ciddi bir mezhep savaşının dinamitini atacağını, el bombası etkisi yaratacağını geçen yayında söylemiştim. Aynı zamanda bu operasyonun bahar aylarından öncesinde başlayamayacağını da söylemiştim sizlere. Neticede kış şartları 20 gün içerisinde bölgeyi etkilemeye başlayacak ve yaklaşık bu Musul operasyonunun başlamasıyla beraber toplamda 700 bin en az ve toplamda genel olarak 1 milyonu aşkın kişinin de Türkiye sınırlarına yığılması demek. Bölgedeki kaynaklara sorduğumuz zaman ilk etapta 200 bine yakın kişinin bu Musul operasyonundan etkilenerek Türkiye sınırına doğru ilerlemesi bekleniyor. Fakat gene sınırda bu yardım faaliyetlerini yürüten görevlilere danıştığımızda ya da sorduğumuzda şu an için sadece 70 bin kişilik bir yerin hazırlık aşamasında olduğunu da öğreniyoruz. Yani bu operasyonun bir anlamda başlatılması demek ki tam anlamıyla başlatılmayacağını da biliyoruz. Bir PR kampanyası çerçevesinde bir basın duyurusuyla başlandı denilip herkesin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Irak Merkezi Hükümeti'nin kendi iç siyasi dinamikleriyle bunu malzeme ederek bir don olarak kullanacağını da biliyoruz. Ama burada etkilenen siviller olacaktır. Burada esas konumuza gelirsek Musul operasyonundan ziyade özellikle merkezi hükümetiyle bu Başika krizinin tabii yaşandığını biliyoruz ve devam ettiğini biliyoruz. Burada özellikle bu Başika meselesi üstünden örneğin Anbar'da Sünni ağırlıklı gene nüfusa Şii birliklerin kontrol alması özellikle başta Ankara olmak üzere diğer başkentlerde de kaygı yaratıyor. Çünkü bu Anbar'da çok şiddetli çatışmalar yaşandı ve halen de yaşanmakta ve bunun pek adı konmasa da ciddi bir mezhep savaşına doğru yol alan bir tehlike var Anbar'da, Irak bölgesinde. Aynı zamanda burada her Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ya da YPG ya da diğer unsurlar katılmayacak minvalinde açıklamalar yapsalar da yaklaşık 2 hafta önce Şengal Koruma Birlikleri adı altında YPG çatısı altındaki YPŞ birliklerinin Menbiş'ten bu bölgeye, Sincar Dağı bölgesine döndüğünü, yaklaşık 400
ila 600 kişilik bir grubun tekrar bu Sincar Dağı bölgesine döndüğünü biliyoruz. Burada özellikle genel fotoğraf içerisinde İran tabii ki özellikle Bağdat merkezi hükümeti üzerinde etkisi olan bir ülke. Bu Bağdat'ın Türkiye'ye yönelik, Ankara'ya yönelik itirazları da bu bağlamda okunmalı. Detaylarını birazdan size anlatacağım. Burada özellikle İran'ın bir petrol hattı haritasını ben sizlere tanıtmak istiyorum. Bu harita özellikle Irak Savaşı'nın başından beri özellikle hem başta Hizbullah milisleri olmak üzere hem de İran'ın çeşitli vasıtalarla Afganistan'dan, Pakistan'dan getirdiği, bendeki rakamlara göre şu an 60 ila 80 bin arasında bir Şii milis grubunun hem Irak'tan diye Suriye'de savaştığını biliyoruz ki bunun ağırlıklı grubunun Suriye'de savaştığını biliyoruz. Burada özellikle Irak bölgesinde Tahran'dan Bakuba'ya, aynı zamanda Şirkat'a ve aynı zamanda gene Sincar bölgesine ve Rabia, Kamışlı, Kobani, Halep, Kuzey, İdlib Kuzey ve arkasından Humus'a inen ve arkasından Laski'ye çıkışlı bir boru hattı, enerji hattının güvenliği ve aynı zamanda yine bu Tahran çıkışlı bir İran'ın petrol hattı planının olduğunu da biliyoruz. Bunu öğrenmemizin sebebi de özellikle İran bağlantılı milis ve grupların, Şii milislerin çatışma bölgelerinde baktığımız zaman bu haritadan da net görebileceğiniz gibi aynı zamanda bu Tahran, Bakuba, Şirkat, Sincar, Kamışlı, Kobani, Alep, Halep, İdlib, Laski, Humus bu bölgeden bir Akdeniz planı olduğunu görüyoruz İran'ın. Ve aynı zamanda İran müttefiklik yaparken ya da işbirliğinde bulunurken ya da henüz Suriye sahasında ya da Irak sahasında bazı gruplara sesini çıkartmamasının sebebi de işte bu İran'ın Akdeniz boru hattı ya da enerji hattı güvenliğini sağlaması için. Çünkü İran'ın da burada bir Akdeniz'e açılma planı var Rusya'nın desteğiyle beraber. Burada tabii özellikle Türkiye sınırını da etkileyen bir başka hadisesi var. Burada özellikle bu İran-Akdeniz petrol boru hattı içerisinde, planlanan boru hattı içerisinde özellikle Kasım Süleymani, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin de bu bölgede özellikle bu size bahsettiğim haritalar içerisinde özellikle Tahran çıkışlı Laski'ye kadar giden bu boru hattının inşasında sahada askeri kabiliyetiyle yer alan ve İran'ın bu anlamdaki Akdeniz planını uygulamaya çalışan komutanlardan bir tanesi ki hatta bir önceki haritada da görmüş olduğunuz gibi Halep bölgesinde de gene bu adı konmamış boru hattının ya da adı konmamış bu boru hattının güvenliğinin sağlanmasıyla yükümlü bir komutan Kasım Süleymani. Burada özellikle Kasım Süleymani'nin 2014'te söylediği Suriye'yi kaybedersek Tahran'ı kaybederiz açıklaması da önemli bir açıklama olarak size hatırlatayım. Burada tabii bu Başika meselesinden ziyade bir de gene geniş fotoğraf bakmamız gerekiyor, değerlendirmemiz gerekiyor. Burada bir de Çin'in bu haritadan aslında bir devam edelim atlamadan. Burada bu görmüş olduğunuz petrol haritasında da Basra, Ramadi, Akkaş bölgesi ve Irak-Suriye boru hattı var planlanan ve aynı zamanda gene Musul-Kerkük arasında yaklaşık 5 milyar varillik bir petrol var. Burada o yüzden Musul bölgesinde gördüğünüz zaman bu yeşil taralı alanları gördüğünüz zaman burada petrol alanları görüyorsunuz. Burada aynı zamanda yeşil çizgiyle görmüş olduğunuz hatlarda normal bildiğimiz petrol boru hatları aralıklı noktalar gördüğünüz yerlerde planlanan ve aynı zamanda kırmızı olanları da bunun doğalgazdır. İşte bu kırmızı aralıklı noktalı olan yerlerde planlanan bölgeden geçmesi planlanan boru hatları, doğalgaz ve boru hatları, petrol boru hatları. Burada özellikle Musul'un özellikle bir hat üzerinde gördüğünüz gibi çatışmaların yoğunlaştığı Şedadiye'den kuzey bölgesi Gusayr'e kadar baktığımız zaman da bu çatışmaların bir hat üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Burada özellikle Musul meselesiyle ya daha doğrusu Musul operasyonu konuşulsa da bu Başika krizi var. Tabii ki burada özellikle bu ABD ve İran baskısı altındaki Irak Merkezi Hükümeti Abadi'nin bir şekilde burada hükümranını kurması yani meşruiyetini göstermesi
yani otoritesini tanıtması anlamında Irak Merkezi Hükümeti açısından Musul Operasyonu çok önemli. Ama burada işin tabii Türkiye açısından başka bir noktası da var Musul Operasyonu'nun. Burada özellikle sınır bölgelerine baktığımız zaman Türkiye'nin yıllardır üstlenmelerine baktığımız zaman bir PKK sorunu olduğunu görüyoruz Türkiye'nin. Burada özellikle bir sonraki haritada bu PKK'da kırmızı olarak çizgi olarak gördüğünüz haritalarda PKK'nın sınır bölgelerinden girerek Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde saldırıda bulundukları ya da izledikleri rotaları kırsal alan, dağlık kırsal alan rotasını görüyorsunuz. İşte Türkiye bu ortada görmüş olduğunuz sarı çizginin tam karşısında bulunan, başta Bamerli olmak üzere, Duhok olmak üzere, Selahattin, Başika, aynı zamanda Zaho, hatta Raniye, Süleymaniye ve Çiyakuman olarak bilinen bölgelere resmi rakamlara göre 9-10 gözükse de bizim bölge kaynaklarıyla konuşmamıza göre de en az 35-40 tane irtibat bürosu, askeri üs, uçak ya da helikopter inebilecek, nakliye uçağı inebilecek bir yapılanmanın da Türkiye yıllardır altyapısını kurduğunu biliyoruz. Özellikle Türkiye'nin bu yeşil hat olarak gördüğünüz, çizgiler olarak gördüğünüz bölgelerde PKK'nın Doğu ve Güneydoğu bölgelerine sızmalarını engellemek için bir irtibat hattı oluşturduğu, aynı zamanda bu alan hakimiyetiyle beraber bölgedeki giriş çıkışları kontrol altına almak istediğini öğreniyoruz. Burada özellikle merkezde bulunan Başika kampının hem Musul bölgesine yakın olması, hem Sincar bölgesine yakın olması, hem etrafındaki yerleşim birimleri ve özellikle PKK'nın konumlandığı kamplar babında değerlendirildiği zaman özellikle Başika kampının Türkiye'nin olası bir PKK sınır ötesi operasyonunda merkez konumunda ve komuta merkezi olacağı konusunda haritalardan böyle bir fikir edinmemiz mümkün. Stratejik bir öneme sahip Başika. Aynı zamanda bu bölgeye IŞİD'in de gene stratejik olduğu için aralıklarla ağırlıklı olarak havan saldırısında bulunduğunu, yer yer fark edilmedikleri zamanda IŞİD'in gene Başika Zelikan kampı olarak bilinen kampa da roket atışlarında bulunduğunu biliyoruz. Bu daha çok Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı gözükse de basında yer alsa da aslında burada eğitim gören peşmergelerin özellikle hedef alındığını ve gene aynı zamanda Sünni milisler olarak bilinen Irak'ta Haçlı Vatani grubunu Nucefi, eski Musul valisinin komutanlığını yaptığı Nucefi grubu Haçlı Vatani'yi hedef aldığını da biliyoruz. Burada özellikle Başika meselesinde bir IŞİD'in durumuna da bakalım ve yayını kapatırken toparlayalım. Burada özellikle IŞİD'in bu gen haritada görmüş olduğunuz siyah olan bölgeleri şu an mevcudiyeti bulunan bölgeler ve aynı zamanda gene yeşil IŞİD'in aldığı yerler. Gene burada 2016 yılında IŞİD'in kaybettiği toprakları görüyorsunuz. Ve mor olarak gördüğünüz bu haritadaki yerler de 2015 yılında IŞİD'in geçen yıl kaybettiği yerler. Ve aynı zamanda burada bej renkteki boşluklarda nüfus olmayan ki haritalarda genelde IŞİD ince bir çizgi halinde gözüktürülüyor. Çünkü bu da bir psikolojik savaşın bir unsuru ama burada nüfus olmayan yerlerde çöl alanı olarak kabul edilip IŞİD hakimiyetinde kabul edildiği zaman ortaya bu tablo çıkıyor. Özellikle burada Minbiç, Elbap ve Rakka bölgesinin sol üstte gördüğünüz yeşil çizgili alanında IŞİD'in Musul'daki hilafet ilanından sonra ilk bu bölgede vilayet projesini oluşturduğu yer olduğunu da önemli bir not olarak size söyleyeyim. Tabii yayının sonlarına gelirsek burada özellikle burada Kuzey Irak tarafında Başika'nın da bulunduğu bölgede yaklaşık 30 ila 35 arasında PKK kampı olduğunu biliyoruz. Ve bunların son dönemde özellikle Kobani meselesinden itibaren Sincar'da konuşlandığını biliyoruz. Burada Irak Merkezi Hükümeti'nin bir otorite kuramaması Abadi üzerinde bir baskı yaratıyor. Aynı zamanda bir anlamda peşmergenin bir şekilde askeri bir başarı, aynı zamanda bölgesel hakimiyet, aynı zamanda olası Kürdistan ilanı için ne kadar toprak kazanırsa
bu toprakların o ilan ettiği topraklar içerisinde kalacağı ve bir daha geriye dönük bir şekilde verilemeyeceği stratejisinden yola çıkarak Barzani de bu Musul operasyonunda Musul'u da Kürdistan bölgesel yönetimine dahil etme çabasında. Barzani'nin Musul çabası da bu şekilde okunmalı. Aynı zamanda burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Başika ya da Musul operasyonu meselesinde bu Haçlı Vatani milislerini bir şekilde kendi eğittiği eğit donat kapsamında görmemesine rağmen biz gene Irak'la Bağdat-Ankara arasında imzalanan ikili işbirliği, askeri ikili ve güvenlik işbirliği anlaşmalarına binaen aynı zamanda Kırşehir'de Irak polislerinin ya da Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Kırşehir'de Amerikalı subaylar ya da Türk subaylar tarafından eğitildiğini de biliyoruz. Burada bu yayının başından beri size söylediğim bu Abadi üzerindeki baskı bir ABD ve İran baskısıdır. Özellikle gene burada dikkati çeken bir nokta özellikle Irak bölgesinde IŞİD'le mücadele adı altında yapılan tüm operasyonlarda ele geçirilen tüm bölgelerin merkezi Irak hükümetine değil Peşmerge birliklerinin hakimiyetine geçtiğini gördük biz. Bu önemli bir nokta. Ve aynı zamanda Kerkük gibi Türkmenlerin yaşadığı Irak anayasasına binaen tartışmalı bölgeler olarak kabul edilen yerlerde Barzani Irak merkezi hükümetinin itirazına rağmen ilerleme kaydetti. İşte bu iki grubun geçtiğimiz dönemde birbirini istememesi, katılacaklar, hayır katılmayacaklar didişmesinin sebebi de bu. Ve aynı şekilde Musul'a gözünü dikmiş hem Barzani hem Abadi hükümeti, merkezi hükümet bir şekilde bu Musul üzerinde gene tartışmalı bölgeler olarak anayasada kabul edilen bölgelerde hakimiyet kurma savaşında. Abadi'nin derdi zayıflamış bir iktidarını güçlendirme çabası en azından Bağdat'ta o kırılmış itibarını, zedelenmiş itibarını bir şekilde İran ve ABD vasıtasıyla güçlendirmek. Yani merkezi hükümetin güçlü olduğu imajını çizmek. Ama Barzani tarafına baktığımız zaman da Kürdistan bölgesel yönetiminin şu an alabileceği her yer, yani IŞİD'le mücadele kapsamı adı altında ya da IŞİD bahane edilerek alınan her yer, olası Kürdistan bölgesel yönetiminin ileride ilan edeceği ya da ilan etmeyi planladığı Kürdistan bölgesinin bir toprağı olarak sayılacak ve Barzani ekibi diplomatik alanda bunun çalışmalarını yapacak. Musul, Barzani için bu sebepten dolayı çok önemli. Burada özellikle yayının sonlarına gelirken şunları da söyleyerek bitireyim. Özellikle Türkiye bu Cerablus-Azes hattında Fırat Kalkanı operasyonunda bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin beklediği ilgiyi ya da desteği görmemesinden dolayı bir anlamda Musul didişmesi ya da Ankara'nın itirazları ya da Başika çıkışları bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden intikam almak olarak da okunabilir. Burada özellikle Musul operasyonuna bizzat Türkiye'nin katılması gibi bir şey söz konusu değil. Burada özellikle hava gene zırhlı araçlar desteğiyle Cerablus modelinde olduğu gibi hava operasyonu desteğiyle sevk idare manasında Türk subayların orada yer alacağı da kaynaklarımızdan öğrendik. Burada Ankara itirazlara rağmen Musul operasyonunda yer alacak. Hatta 1-2 saat öncesinde de gene Sincar bölgesinde özellikle Başika bölgesinden askeri araç sevk edildiğini, tank sevk edildiğini de biliyoruz. Burada her ne kadar Musul operasyonu bir IŞİD operasyonu olarak gözükse de burada geçtiğimiz yayında size söylediğim gibi Türkiye Peşmerge ile beraber Sincar Dağı'nda bir sınır ötesi operasyon yapma ihtimali var. Ve bu sınır ötesi operasyonları bu Güneydoğu bölgesindeki 35-40'a yaklaşan PKK kamplarını İran destekli bazı yerlerde bazı yerlerde Peşmerge destekli olarak bir operasyona tabi tutma ya da havadan bombalamadan da ziyade kara operasyonuyla ortadan kaldırmayı planladığı da bu Musul ya da Başika didişmesinde aşikar. Burada özellikle Türkiye'nin de Barzani meselesinde bu Bağdat ve Erbil arasındaki petrol pazarlarını da biraz kızıştırarak aynı zamanda Bağdat-Erbil Erbil'in petrol satışını bir şekilde kendi üzerinden satmasını sağlayarak
bir şekilde Bağdat Erbil arasındaki bu ayrılığı derinleştirerek Erbil yönetimini Barzani'yi kendi taraflarına çekmiş oldu. Ki aynı zamanda gene bu operasyonlar kapsamında ya da genel durum içerisinde Barzani'nin olası bir çözüm süreci içerisinde de aktif rol oynadığını ve temaslarda bulunduğunu da Erbil kaynaklarından biliyoruz. Burada özellikle Sincar bölgesi, Başika bölgesi, buralar merkezi Irak hükümetinin otoritesinin olmadığı yerler. Ve gene yayının başından beri söylediklerimi toparlarsam, Bağdat ve Erbil arasında, başta Sincar olmak üzere, Başika olmak üzere, aynı zamanda Musul olmak üzere, hem Erbil yönetiminin Ankara ile samimileşmesi ve karşılıklı anlaşmalar yapması, hem askeri hem ekonomik, Abadi yönetimini de rahatsız etmiş durumda. Bu çıkışlar bu şekilde okunulmalı. Yayının sonuna geldiğimiz zaman size şunu söylemeliyim. Musul operasyonuna Türkiye Başika tarafından müdahil olacaktır. Bölgede her şey bir şekilde yasalardan vesaireden dolayı pek konuşulmasa da, görüntüleri ortaya çıkmasa da, gizlilik olsa da, şu olsa da, bu olsa da, Sincar'a yoğun miktarda Başika bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yığınak yaptığını biliyoruz. Ve bu yığınan gene daha önceki Sınırötesi operasyonu reflekslerine baktığımız zaman Türkiye'nin bu Haşti Vatani Ministeri ile beraber, aynı zamanda peşmerge birlikleri ile beraber Türkiye'nin planlamasında ne varsa önümüzdeki dönem bunları ortaya koyacağını da somut bir şekilde size söyleyebilirim. Bu Başika hattı meselesi dönemseldir. Her zaman böyle Bağdat ve Ankara arasında gerginlik olur. Bunun biraz patlamasının sebebi işte size yayının başından beri gösterdiğim haritalar ve başkentlerin ve Musul konusunda özellikle biraz doğalgaz ve petrol kokan hareketlerde bulunduğunu görüyoruz. Ama yayını bitirirken şunu söyleyeyim. Olası bir Musul operasyonunun başarısız olma durumunda buradaki bütün IŞİD varlıkları İsrail ve Ürdün sınırına gelecektir. Ve aynı zamanda Irak'tan boşaltılan bütün IŞİD'li gruplar Suriye sahasına son model silah ekipmanla beraber Suriye'deki savaşı yeni bir evreye sokacaktır. Eğer bu Musul operasyonu başarısız olduğu takdirde. Ama bir not ekleyerek de yayını tamamlayayım. Bu başarısız olma durumunda Suriye'ye gelecek tüm IŞİD üyeleri ya da grupları aynı zamanda Suriye Savaşı'nı tekrar başlatarak kuzeyde YPG'nin kantonlar olarak adlandırdığı bölgeleri de hedef almaya başlayarak savaşın evresini değiştirip gene 2-3 seneki önceki haline çevirmeye çalışacaklardır. Eğer Musul operasyonu başarısız olursa. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.